Bey, merhaba. Merhaba Abdülhamit Bey. Yayındaydım ama reji tarafındaydım. Bu tarafa yeni yaklaştım. Biraz geç oldu belki ama. Şimdi ya bir görüntüler izleyerek geçiriyoruz tabii günlerimizi. Bir tabii programın başında zaten geniş izledik, değerlendirdik daha doğrusu her şeyi ama ben çok enteresan bir izlenimim var. Evet, vaktimiz varsa bir 5 dakika buna ayırabilir miyiz? Çünkü iktidar tarafındaki medyada yayın yapan kişilerin bakanlara biraz böyle halkın, vatandaşın diliyle çok az soru sorduğuna rastlarız. Çok uzun zamandır ilk defa bu tarz bir soru sorma mantığını izledim. Bunu da sizlerle yayında video olarak YouTube'un da telifin de izin verdiği ölçüde paylaşmak istiyorum. Müsaade var mıdır? Tabii ki. Sonra bir yorumum var. O yorumu da hani neden bu tarz sorular soruluyor diye kendince bir öngörüm var. Size değerlendirmenize sunmak istiyorum. Programın son kısmını eğer siz de bugün görürseniz 5-6 dakika uzatmış olacağız ama böyle kapatalım mı? Tabii ki. Paylaşalım o zaman. O rahatlamayı hani teknik şeyleri bir tarafa bırakırsak hani bir sürü açıklama yapıyorsunuz. Evet, onların çok çok önemli bir anlamı da var. Onu anlıyorum bu mücadele için ama sokaktaki vatandaşımız ne zaman nefes alacak? Ne zaman oh be diyecek? Onlara böyle bir süreç açıklayabiliyor musunuz? Ya 2025'in ikinci yarısında çok belirgin bir şekilde hissedilmeye başlanacak. Rahatlık. Yani tam da bundan bahsediyorum. Böyle net vatandaş ne olacak artık kardeşim diye bir bakana sorulmaya başlandıysa aslında düzelmelerle ilgili yeni adımların geldiği sinyali uyanıyor bende. Her ne kadar 2025'in ikinci yarısı dese de Mehmet Şimşek, bakın Ahmet Hakan diyor. Yanında da yine başka gazeteciler de var. CNN Türk'te yapılan bir yayın bu. Yani ben biraz daha galiba olumlu şeyler gelmeye başlıyor ki bu cesaretle soruları da sormaya başladılar diye yorumladım. Siz ne diyorsunuz tekrar? Ya tabii bu tür programlarda ne sorulacağı, nasıl cevaplar verileceği önceden siz de çok iyi biliyorsunuz. Hükümet yetkilileri belirliyorlar, yoksa başka bir programa zaten çıkmazlar. Doğru. Yani bu programlar aslında ne konuşmak istediklerinin daha önceden karşı tarafa bildirildiği ve o yönde konuşulduğu programlar. Tabii şu anda Sayın Mehmet Şimşek kendisine güveniyor bu konuyla ilgili ve enflasyonu düşüreceğiz diyor. Bakın, enflasyonun düşmesi ayrı bir konu bence. Ama gerçek anlamda gelir dağılımında bir adaletin sağlanıp sağlanmayacağı, yoksulluğun azalıp azalmayacağı bence ayrı bir konu. Enflasyon kağıt üstünde düşebilir. Gerçek anlamda da enflasyon düşebilir. Ama enflasyondan dolayı farkını alamayan emeklilerin bu dönemde yaşadığı kayıpların telafisi nasıl bu sefer mümkün olacak? Bunlar mümkün olmadığı sürece geçim sıkıntısı daha çok artacak. Burada önemli olan durum şu. Enflasyon düştü, tamam, her şey güzelleşti mi? Yoksa enflasyon yüksek olduğu dönemde memur, emekli, SSK Bağkur emeklisi, çalışanlar hakkını alamadığı için, çok büyük gelir kaybı yaşadığı için enflasyon düşse bile yoksulluğu yine derinlemesine belki daha da fazla hissedecek mi? Hem enflasyon düşecek hem yoksulluk artacak. Bence öyle olacak. Ya ben olaya şuradan baktım aslında. Siz zaten detaylarıyla fazlasıyla açıklamışsınız yayının başında da. Yani burada sorulabilme özgürlüğünü görmemiştik. Onu izletmek istedim daha çok izleyicilerimize müsaadenizle. Yani ve buna da hani hep ne olursa olsun vatandaşa ne yaparlarsa yapsınlar zaten yeterince yapılmadığını gördük geçtiğimiz dönemde ya Özgür Bey. Ya acaba yine bir şeyler yapacaklar mı? Artı bir katkı olabilir mi? İyi haber gelebilir miyi kovalıyorum ya soru olarak ben de genelde sizin editörünüz olarak. Yani bunun da bir sinyal olabilir mi diye de yorumlamak istiyorum aslında bunu sadece. Siz söylediniz de çok özür diliyorum. Bu sorular planlı verilir zaten. Yoksa imkansız böyle soramazlar da. Sormadılar da bugüne kadar. Muhtemelen bu plan dahilindeyiz şu anda.
Evet, yani şu anda bu konularla ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm yetkiyi Sayın Mehmet Şimşek'e vermiş durumda. Türkiye'de bakın tek konuşabilen Sayın Mehmet Şimşek. Onun dışındakilerin hepsi, yani yanlış anlamasın hiç kimse ama fasafiso. Sadece Sayın Mehmet Şimşek'in dedikleri yaptığı çalışmayla ilgili bir şeyler anlatabiliyor. Onun dedik diğer kişilerin konuşmalarının Türkiye'de bakın hiçbir anlamı yok. Yani bir siyasetçi, AK Parti'de bir siyasetçi, Cumhurbaşkanı yardımcısı olsa bile yani söylediği sadece bir ezber. Şu anda ezber dışında konuşan işte Sayın Mehmet Şimşek. Çünkü bazı uygulamalar yapıyor. Onlarla ilgili bir şeyler söylediği için insanlar da gözünün içine bakıyor. Yani tamam iyi güzel de diyor bakın orada Ahmet Hakan da. İyi güzel de güzel şeyler söylüyorsun da bazı terimler kullanıyorsun da o terimleri boş ver artık yani ne olacak? Onlar da büyük ihtimalle öyle demişlerdir. Yani siz öyle deyin halk dilinde yani ne olacak biz de söyleyelim. Ama ben 2025'te gelir dağılımının daha da düşeceğini düşünüyorum. Daha çok bozulacağını düşünüyorum. Benim düşüncem evet. Bu. Evet. Maalesef. Özgü Bey diyorum ya çok detaylı bir şekilde. Evet, var bilirim ama böyle de bir bakış açısı olabilir mi? Hep bir umut arayışımız var. Bir seçim olursa ancak. Seçim doğrultusunda olabileceğini değerlendirmiştik. Evet. Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz herkese. Aynen. Yayına katılan, mesaj atan, bizimle birlikte olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Pazartesi, çarşamba, cuma günü Özgü Bey'le 16'da canlı yayındayız. Salı, perşembe yine ETV Türkiye'de canlı yayındayız röportajlarımız ve haberlerimizle. Hem Özgür Aydos'un YouTube kanalına, Şebnem Ardaboğa, ETV Türkiye YouTube kanallarına abone olup bildirimlerinizi açın ki gerçekten doğru bilgiye ulaşıp her şeyden haberiniz olsun. Bu son derece önemli. Burada Özgür Bey'in anlattıkları çok kıymetli, çok önemli ve biraz önce de söyledim. Gerçekten kendimizin bireysel olarak bilemeyeceği şeyler. O yüzden takip edin lütfen. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.